Elazığ'da hayat normal akışında gidiyor. Elazığlılar yine Köfteciler Sokağı'nda salçası yanmış köftelerini yiyip Gazi Caddesi'nde turluyor ve adım başı tanıdıkları ile selamlaşıyor. Belki birazdan öğretmen evi bahçesinde gakkoş bardağı ile çaylarını yahut dibek kahvelerini yudumlayacaklar. Harput, o büyük görkemli süt kalesi. Herkes akşam olacaklardan habersiz bir şekilde güne devam ediyor. Saat 20.55. Yerin dibinden büyük bir homurtu ve ışık hüzmeleri yükseliyor. Depremin şiddeti 6.8. Yıkım büyük. Evladına sarılan can veren babalar. Kendi derdine değil de komşusunun, akrabasının derdine koşan aziz halk. Birazdan izleyeceğiniz görüntüler depremden 2 gün sonra tarafımca kameraya alınmıştır. Depremin korkusu halen ruhumuza saplı bir şekilde. Kazası mı olmuş? Subay lojmanları da açtı. Gerçi orası şey, çekmek yasak bölge. Şu mobeselerde görünen görüntü. Burayı gösteriyordu ya. Ora tamamını mı çekti yoksa belli bir kısmı mı çekti? Yani tamamını yırttılar. O köken kısım karşıdaki binanın çatısının bacasındaki ve çatının bir parçası. Girmemize izin vermiyorlar. Alt yoldan gitmemize izin vermiyorlar. Şu sokaktan devam edeceğiz. Zaten buraları da tamamen kapatmış durumda ama bu alt sokakların hiçbirine girmeye izin yok. Buradan devam edeceğiz. Evet.
deprem sonrasında bu balkonların çoğu hasarlı. Zaten binanın direkt uzvu olarak görünmüyor balkonlar. Balkonların altına yakın yürümemekte fayda var. Balkonlar çökebilir. Arkada bir tane kapatılmış bina var. Orada geçen gün baktım birileri içeriye girmiş. Sokaklar giriş çıkış kapalı. Biraz da esnedi şu an. O yüzden geçeyim. Daha rahat yapabiliyoruz. Yine tabii en iyi dönem binalardan biri. Belki de gidecek yeri olmayan bir insan. Efendim evine sığınmış. Bu binayı çevirmişler ama biri var. Evet. Arkadaşlar dışarıda bir şey gözükmüyor ama demek ki içeride sıkıntı var. Yüksek bir ihtimal. Çekin oralarda. O taraflara geleceğiz. Ameliyatı böyle bir baştan başa bir çekin. Bura mı sizin? He. Şu karşı karşı göz gösterin. Çekin de görürüz. Zaten matras şimdi konuyor. Kalkın içeri. Alışın bilen bir şey. Bu tarafta ama şu tarafta son bilen bir şey. En son. Ha bu şey günü bacanın sıyıklam. Evet aynen. Aynen. Çekmiştik. Baca yıkılmıştı o karşı binanın civarı geldi. Bizim bacanın çatının üstüne çatımız yıkık. Çatı da yıkıldı değil mi? Evet, ama bu büyük yüksek binanına. Yığma bir binadır. Evet. Biraz. O da mı yığma? O yığma. Ha, bu da yığma. Bu da yığma. Bu yığma. Tamam. Bu üçü de yığma. Bu ama çok ağır sıkıntılı değil ama. Bu geldi de o zaten, atıldı. Bu zaten işte mağaralarda duran bir bina. Ama bu diğerleri kadar zarar görmemiş ya. Bu üçü de... altı taş galiba. Bu üçü de yığma. Yalnız bizim biraz daha birinci katlara bir yıkılmış. Hancı oradan çatlar. Sokağa hiç gelmedin. Hiç gelmedi açıkçası. Sokaklar yıkılmış ha? Gittik, Mutarlar'a gittik, Afat'a da gittik, Müracaat'a gittik. Ha, halen gelmemişler yani. Bu kaldı. Ne gelen var ne gelen. Hayır, olay abi bekliyoruz yani. Bizim üst taraflara da gelmemişlerdi. İkinci Arp Caddesi'ne de gitmemişler. Ada bakıyorlarmış. Vallahi ada, ben işte ada, ada geliyorlarmış ama. Olduğu günden beri bekliyoruz. Kapılarda, dışarıda bekliyoruz. Gelecekler, gelecekler. Allah yardımcınız olsun. Allah yardım etsin. Bilmiyorum da. Allah beterinden saklasın. Amin, amin, amin. Yani işte durum bundan ibaret. Çatın bak yıkılmış. Pazarlarımız yıkılmış, her şey yıkılmış. Sıkıntı. Yani bu, şimdi ne yapacağımız yerimizi konumuzda kalmış. Yani bir an önce bir tedbir alınsa, yani gelince baksa biz ona göre tesellimiz düşsün yani. Aynen. Şimdi bir oraya gidiyoruz, bir oraya bir yatacak yeri bulamıyorsun, bulamıyorsun, dışarıda kalıyorsun. Sizin hangisi abi? Biz internette yayınlıyoruz. İnternette, ha. Yani görürken bu, ha böyle çekin burayı, böyle görsünler ya, ha böyle gözüksün. Oraya önümün için kapıyı yok ya. Baştan başa çekin. 60 dakika mı götürür, bir şey olmaz hatta görürsün. İnternet televizyonu. Balkondaki hasarı görüyor musunuz hocam? Bunun demirleri de ağır bir şey. Aynen.
Binaların çoğunda ışık daha yanmıyor hocam. Taştaki. Bunlar şey, ofisler zaten. Şu bina yıkmış galiba. Bunlar ofisler. Ofise girelim mi? He? Ofise girelim mi? Bence hiç gerek yok. Artçı varken. Orada bir şey yok. Zaten çok sıkıntılı. İçeri girmemiz tavsiye edilmiyor, o yüzden çok hızlı bakıp çıkacağız. Aha zaten girişte. Bismillah. Bak şu kolonda. Şurası ya. Şöyle kolonlarını bir göstereyim. Bak şura. Bura hep kiriş altı. Buranın kırı. İşte çay içecektik. Çayı içemedik. Kaçmak zorunda kaldık. Şuraları. Şiddeti. Yani. Malzemelerimiz, her şeyimiz burada. Gördüğünüz gibi tripodlar, tripodlar hepsi burada. Burada. Yine bura. Buralar sıkıntılı. Hatta mutfağın. Bak şura. Mutfak çok girilmemek. Şura kapının ağzından çek mutfağı. Orada içeri çok aşırı dağınık. Şimdi ayağımızı cam falan keser. Çok sıkıntılı. Yine burası. Bakın bunlar. Bura dinlenme odamızdı eskiden. Şu kirişin alt tarafı tamamen parça parça. Aa, şu duvarın altına kadar. Şuraya kadar. Kirişin alt tarafından alıp ve yine bu kirişin üstünde sıkıntı var. Yani buradan zaten kapıyı açıp çıkabilmiş olmamız bile bir mucize. Durmasaydı çıkamazdık muhtemelen. 6-8. Yani artçılarla birlikte. Yani şu an elimi atıyorum ama duya. İşte elimi attığım yer ortada. Yani ben bu gece geldiğimde direkt elimi buraya attım.
içeride biri var mı diye zaten orayı görünce direkt arkadaşlara kaçmasını söyledim. Yine şu kolunun burada. Oh. Buradan tamamen gitmiş. Dışarının ışığı dışarıdan yanıyor, gösteremiyoruz. Yan binadan düşen bazı şeyler olduğu söyleniyor bizim. Birinci kat terasımıza. Bura yine komple boydan boya. Alıp kirişin üstüyle beraber. Yani şu anda buranın kararı ne olacak bilmiyoruz. Buraya henüz gelip bakmadılar ama ya acil yıkım kararı verilenlerin bir kısmı bundan daha iyi durumdaydı. Ve yine şu kirişte gördüğünüz gibi. Biz hazırlanalım çıkalım. Çok durmayalım burada. Ben bu belgeseli kurgularken ve de seslendirirken halen tavanımda ve duvarlarımda depremin şokunun izleri belli. Allah bir daha bu millete böyle felaketler yaşatmasın. Her şey bize anlatıldığı gibi mi? Sizce tüm bu olanlar bir tesadüf mü? Anlatılanların doğruluğunu ne kadar biliyoruz? Tüm bunlara açıklık getirmek için bizimle kalın.